Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü ala men la nebiye ba'de. Değerli izleyenler, bugün Arapça derslerinde 45. dersimizle beraberiz tekrardan. İnşallah bugün kaldığımız yerden geçen ders bırakmış olduğumuz nakıs fiillerin birinci kısmı olan evet. Ee, kâne sâra mâzâle, zâle ve leysa arasından kâne sâra'yı kendinin dört farklı manaya gelebileceğini, Sahra'nın tam fiil ile e, tam fiil ne zaman olacağını ila ile kullanıldığında vesaire Ve sarranın iki kısmını önemli değerli izleyenler, ezberlememeliyiz onları, bilmeliyiz fiilleri. Sahra'nın iki kısmını oluşturan fiilleri görmüştük. Şimdi menzalede kaldık geçen ders. Menzaleden bugün devam edeceğiz. Üçüncüsü, e, neyin üçüncüsü? Nakıs fiilleri ikiye ayırmıştık. Bir ve iki mukarram olmayanlar, olanlar Olmayanlar, kendi ve kardeşlerin üçüncüsü. Bir kere mezale değerli izleyenler ecveh bir fiil zaten. Hala daima anlamında dördüncü baptan geliyor. Hala daima anlamına gelen bir fiil. Hala daima manalarına geliyor. Başlarında bunların şartı şu. Mezale'nin şartı şu. Nefi edatı var başında. Ma yani. Bu olmazsa tam fiil olur. Yani mezale değil de zale olursa tam fiil olur. Mezale olursa nakıs fiil olur. Veya şibi nefi. Şibinefi nefi terimini öğrenmemiz lazım değerli izleyenler. Şibinefi ne? Nefiye benzeyen yani la, nehi, ne, nehilerde kullandığımız la veya istifam inkari, istifam edatı. Bunlar da bunlar olursa problem yok ama bunlardan biri yoksa bunlar tam değil nakıs olurlar. Örneğimizi gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 13. Ve la tazalu tattari'u ala minhum illa qalilan minhum. İşlerinden pek az hariç onları hariç olmak üzere onlardan daima bir ha hainlik görürsün. Ve la daima sürekli tattaliu ala hainetin onların bir hainliğine muttali olursun. İlla qillen onlardan çok az hariç <Sessizlik> Yahudilerden bahsediyor ayet-i kerime. Ve la tezalu Buradaki aslında tezellü değerli izleyenler bizim nakıs fiilimiz ve burada gördüğümüz gibi başında edatını da almış. Dolayısıyla bizim nakıs filmimiz dir Şimdi değerli izleyenler mazale manasında olan 5 tane daha fiil var. Ma rame, ma veni, ma beriha, ma fete, ma Bu 5 fiil de aynı mazale anlamında kullanılır. Birebir aynı anlamda kullanılır. E şimdi mesela bir tane örnek görelim. Örneğimiz değerli izleyenler. Estağfirullah. Ve iz kale musalli la ebrahu hatta ebluga mecma'al bahreyni evem diye rukuba, hukuba. Hz. Musa işte Hızır Aleyhisselam'ı aramak için yola koyuluyor. Yanındaki genç adama rivayetleri Yuşa Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Diyor ki لِفَتَاهُ la اَبْرَحُ Ben asla durmayacağım, dinlenmeyeceğim, devam edeceğim. Ta ki iki denizin birleştiği noktayı buluncaya kadar veyahut da senelerce sürse de önemli değil. Ben bu işi aramaya koyulacağım diyor Hz. Musa. Buradaki la اَبْرَحُ da bizim konumuz olan fiillerdendir değerli izleyenler. Evet bu fiiller nelerdi? Mâ maveniye, mevâ, mâ zaten buradan geliyor ayet-i kerimedeki. Mâ fete'e, فَتَى Şimdi dedik ki bunların başında ma olmazsa olmaz. Yani bu beş fiil mezale gibi, mezale de aynı. Başlarındaki ma olmazsa veya şibi nefi olmazsa olmaz. Evet olmadığını örnek değerli izleyenler. Yusuf suresi 85. ayet-i kerime. Es-Sa'di bi qalu tallahi tafta tadhkuru hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin. Oğulları Hazreti Yakub'a dediler ki andolsun ki sen tafta tadhkuru Yusufa. Sen Yusuf Yusuf diye diye devam ede ede hatta takuna haradan ya ciddi hasta olacaksın evde takuna min halikin veya kendine helak edeceksin yıpratacaksın. Buradaki tefte bakın fetih e tefte u burası değerli izleyenler. Başında ma yok, la yok veya şibi nefi yok istifam inkarı gibi bir şey de yok. Dolayısıyla bu nakıs fiil değil, tam bir fiildir. Kuralımız buydu, onu söylemiştik. Şimdi mezale ile ilgili mesele bu değerli izleyenler. Çok bir detayı yok. Bilmemiz gereken mezalenin başında ma olmazsa nakıs fiil olmaz. İkincisi buna benzeyen 5 tane fiil var. Bunları da ezberleyeceğiz. Mezale konusunda bitirmiş olduk. Medame ile ilgili dördüncüsü de medamedir. Medame bununla ilgili konu ne? Başında ma, ma'i, mastariye, tevkiliyedir. Mayı mastariye tevkiliye nereden tanıyoruz bir bu mayı? en ne okunan yerlerde hatırlarsak bu maya benzer bir şey görmüştük. Yani bu kendisinden sonrasını mastar yapan zaman manası bildiren madır. Dolayısıyla aslında ma ma cümlesi kendisinden önceki cümlenin mefulün fiidir. Hocam bunu nereden çıkardınız? Hatırlayalım. Cümlede zaman, mekan bildiren şeyler neydi? Mefulün fihti. Dolayısıyla ma ile başlayan bu mademeler Gerideki cümlenin mefunun fiidir konum itibariyle bunu unutmayalım. Öncesindeki cümleyi sonrasındaki cümleye zaman bakımından bağlar. Oldukça, müddetçe gibi manalara gelir. Başında mı olmazsa tam fiil olur. Bu da bu konuda aynı mezari gibi. Örnekleştirelim. Uhibbuke ma dumte salihan. Ben seni severim. Ma ne müddetçe. Ma olduğun devam ettiğin müddetçe salihan. Salih olmaya devam ettiğin müddetçe ben seni severim. <laughs> Medümte burada nedir? Şimdi medümte bir kere cümle içerisinde mefolun fihtir zaman manası olduğu için. Ama medümte aynı zamanda amildir, nakıs fiildir. İsmi işte dümtededir. Dümtede yani teente. Salihan'da bunun haberidir. İsmini ref haberi nasip etmiştir. İsmini mahallen ref etmiştir. Çünkü zamiller te zamiri, mutasız zamirler irab almaz memnidirler. Şimdi örneğimiz bu. ayet kelimeden de bir tane örnek görelim. Meryem suresinden. Ayet-i diyor ki Estağfirullah ve cealeni mübareken eyne kunt. Hazreti İsa'nın kucakta konuştuğu e, mucizeyi anlatıyor ayet kelimeler Ve diyor ki ve cealeni Hazreti İsa mübareken eyne Allahu Teala nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Da bebeğin konuşması, bebekken konuşması ve vasani ve bana Allahu Teala tavsiye etti bir salati ve zekati namazımı dosdoğru kılmamı, zekatımı vermemi madum tuhayya. Hayatta olduğum müddetçe dümtü bizim konumuz tu hayya. Burada bakın deme dümtu mâdâme. Başında mâ gelmiş. Dümtü burada isim muttasıl zamir olan tübünün ismidir. Mahallen merfudur. Hayyen de haberidir nakıs fiilin. Ve bu da mâdûmtu cümlesi de cümlede mefhulün fih konumundadır. Mahallen mensuptur yani. Mâdâme ile ilgili değerli izleyenler ne dedik? Başında ma olmazsa tam fiil olur dedik. Şimdi onu görelim. Başında mâ bulunmazsa baki kaldı anlamında tam fiil olur. Cümlede mensubu varsa da o da o mensubu da hal olur. Ne demek istedi? Damel meridu sahihan. Şimdi dame başında ma yok. Dame var. Damel meridu sahihan. E şimdi hocam burada bunun nesi var? Merfusu var, mensubu var. Bunlar ne olacak? Bir kere başında ma olmayınca deme'nin merfusu faili olur. Yani el meridu damenin failidir. Sahihan nedir? Bu da cümlede hal olarak kalabilir. Sıhhatli olduğu halde hasta kaldı, baki kaldı, öyle kalmaya devam etti şeklinde e, olmuş olabilir. Evet, şimdi mademeyi de bitirmiş olduk, mezaleyi yapmıştık, madameyi yaptık. Şimdi bu kısmın yani mukarebe manasında olmayanların sonuncusu leyseyi göreceğiz değerli izleyenler. Leyse Türkçe'de değildir veya olmadı manalarına gelir. Sadece mazisi vardır. Muzarisi, emri hazır vesaire yoktur. Camittir yani. Camit ne demek? Bir fiil camitse değerli izleyenler çekimi yoktur. Emre hazırı, muzari sigaları yoktur. Bir sigası vardır. Şimdi leyse de çekilen bir fiil değil. Bir sigası var. Haberine zahit olan bağ harficeri geliyor kullanımda hatırlarsak zaten bağının manalarını zahit harficeleri kullanırken leyseden sonra geliyor, geldiğini örnekleştirmiştik. bir konuda haberi umumi bir fiil olsa genelde hasfedilir. Umumi fiiller neler? Zarfı mustakar konusunda görmüştük. Her nesne her obje için kullanılanlar. Haberine illa gelirse yani leyseden sonra illa gelirse o leyse amil olan nakıs fiil olan leyse değil ma manasında olan bir edattır. Yani amil değildir. Şimdi bunları pratikle örnekle görelim. Bir kere leyse nasıl kullanılıyor? Leyse zeydun dalimen. Zeyd zalim değildir. Leyse zeydun dalimen. Zeyd zalim değildir. Leyse ismini ref haberi olan dalimeni e, nasip etmiştir. Ve nakıs fiildir. Değildir anlamı katmıştır. Harfi kullanılır dedik. Zahid ba harfi celle gelir. Estaizu bile zâlike bime gıddimet yedâke ve leysa leyse abid. Onlara şöyle denilecek. Bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Ahiret. Yoksa Allah ve leysa leyse bizallâ millil abid. Yoksa Allah azze ve celle e, kullarına asla zulmetmez. Şimdi burada leyse, leyse nakıs fiilimizdir. Allah altında zamiri vardır Allah'a giden. O da onun ismidir. Onu mahallen ref etmiştir. Bir dallaminde haberidir. Haberine ba harfi celi geliyor mu? Geliyor. Tamam. Ba harfi celi gelmiş. Dallamini kesre yapmıştır. Meksur olmuştur. Ama mecrur olmuştur. Ama değerli izleyenler mahallen bir dallamin nedir? Mahallen mensuptur. Çünkü leysenin haberi konumundadır. Evet onun dışında dedik ki haberi hasfedilebilir ne zaman? umumi manalı bir fiilse bulunmak, sabit olmak gibi her fiil için hasıl olmak gibi her fiil için kullanılan bir şey haberi e, kim var orada? Leyse ahadun kimse. Şimdi bu ne demek? Leyse ahadun mevcuden demek. Ama mevcuden parantez içinde zaten çok kullanılan ve anlaşılan bir şey olduğu için hasfedilmiş olabilir. Evet dedik ki son bir şey daha söyledik. İlla gelirse kendisinden sonra bu leyse amil olan leyse değil. Bu edat olan leysedir. Mesela leyse zeydun illa şair. Örneğin de değerli izleyenler leyse amil olan nakıs fiil değil ma manasında nefi edatıdır. Yani me zeydun illa şair gibidir. Peki cümle nasıldır? Zeydun müpteda şairin haberdir. Müpteda haberdir. Yoksa leyse burada amir etmiş olsaydı şairani nasb ederdi değerli izleyenler. Leise de zeydun illa şairin olurdu. Ama burada leyse nefi edatıdır. Zeyd şair, zeyd sadece şairdir demek bu cümlenin anlamı topla, toplamında. Evet leyse ile ilgili de meselemiz bundan ibaret ve dolayısıyla değerli izleyenler 45. dersimiz itibariyle biz 5 e, kısmını da birinci kısmının aks birinci kısmı olan mukarebe manasında olmayanların yani kane ve kardeşlerinin 5 kısmını da böylece bitirmiş olduk. Şimdi ibaremize geçip konumuza okuyalım ve tetinmemizi yapmış olalım. Evet ibarede bıraktığımız yer Sara manasında olanları okuduk ve mezale mezale de üçüncüsüdür bunlardan. Ve mezale tam üçüncüsü ma fetiye bi fethit ve kesriha feti'e şeklinde yani ta'nın fethasıyla bi fethit ve kesriha iki şekilde de okunmuş. Yani ma ve ma e şeklinde iki şekilde de okunmuş. Ma ftae ma beriha ma veniye ma rame kulluha bi ma'na Bu saydığımız 5 tanesi ma'zali manasında oldukları müddetçe nedirler? Değerli izleyenler bunlar e, nakıs fiildirler. Bu üçüncü kısım hepsi. Beş tanesi mezale manasında. Dördüncüsü ve mâdeme. Mâdeme de nakıs fiillerin dördüncüsüdür bu kısmının. Ve beşincisi de ve leyse. Leyse de, e, leyse de beşinci kısmıdır. Evet. Tadammunul fi'ali tâmi bi mana sâra. Tam fiillerin bazen sâra manasında olması. Yani tam bir fiil sâra manasında olabilir mi? Zaten sâra kısmını incelerken burada olabileceğini söyledik. Fakat yetadammunul fi'alu tâmmu. Tam olan fiiller bazen tazammun eder, içerir. Bu tazmin konusu özel bir konu. İnşallah bunu da özel bir derste inceleyeceğiz. Nahvi bir konu ve Kur'an Kur'an'ı ilimlerle uğraşan birisinin bilmesi gereken bir konu. Ama şu anlık manasını verip geçiyoruz. Ve kadiye talammanu el tam fiil bazen içerir. Neyi? Ma'na sara, sara manasını. Feyasiru böyle olduğunda ne olur? Feyasiru nakisan. Bakın sarayı kullanmışken. gene. Feyasiru nakisan nakıs fiile dönüşür. Tam fiil nakıs fiile dönüşür. Nahvu temme et tis'atu bihâze aşraten. Elinizde 9 lira var. 1 lirayı da ekliyorsun. Bununla temme et tis'atu 9 oldu bihâze bu verdiğimle aşraten 10 oldu. Aslında bu, buradaki temme tam fiildir. Ama değerli izleyenler sara anlamındadır. Bakın burada bu verdiğimle elindeki 9 ona dönüştü anlamındadır. Sara ne demektir? Aşraten temmeten tam 10 oldu demektir bu cümle. Yani temme burada sara manası içeriyordur. Ve kemüle zeydun alimen. Kemüle kamil oldu. Zeydun zeyd alimen. Şimdi burada bu kemüle tamam tam fiildir ama buradaki manasında aslında sara anlamındadır. Sara zeydun alimen. Neden? Çünkü kemüle değerli izleyenler lazım fiildir meful almaz. Bu kemüle sara manasındadır. Sara zeydun alimen. Zeyd alim olduğu anlamındadır. Yani ey sâra alimen kâmilen demektir ve gayri zelik. Yani tam fiiller nakıs fiil olan sâra manasını içeriyorlar mı bu geride bahsettiklerimizin dışında? İçeriyorlar. Evet bu beş tane kısmın beş fiilin ve onlara benzeyenlerin özelliği takdimu akbaril ef'âlin nakisete aleyha bu nakıs fiillerin haberlerinin aleyha kendi özelliklerine geçmesi. Ve yecüzü caizdir takdimu akbariha bunların haberleri konumunda gelenlerin önüne ön, bunların ala enfusiha kendi önlerine geçmesi caizdir. illa ancak caiz olmayan bir yer var. Ma fi evveli neresi o? Ma öyle şeyler ki fi evvelihi başında olan ma. Başında ma olanlar adiç. Ma veni e, ma vene e, ma, zale, ma dame, bunlar. Bunların haberleri bunların önüne geçmez. Ama kânenin, sâranın, başka Leysenin haberi bunların kendi önlerine geçer. Fela yecüzü <laughs> caiz değildir. Nah, eğer mağlar varsa onların haberlerinin önüne geçmesi caiz değildir. Nah ne gibi? Kaimen mazale zeydun diyemezsin. Çünkü mazale başında ma olanlar. Başında mağ olanların önüne ne geçemez? E, haberleri geçemez. Diğerlerinin geçer. Kânenin, Sara'nın, leysenin geçer. Ama 3 ve 4. kısımda saydığımız mazale ve mâdâmenin ma geçmez. Ve keder <laughs> aynı şekildedir kaide. İn dileme başlarındaki ma bi in en nafiyeti bi in inafiye yani mazale değil de inzale olsa da kural gene aynıdır o da çünkü nefiye datıdır ama wa amma in bi bilem zaleden önce mazale in zale değil de lem ile değiştirilse in bi dile değiştirilirse bilem lem ile yani lem zale lem yazıl olsa len veya olsa Feyecüzü böyle olduklarında lem ve len istisna yapılıyor. Feyecüzü böyle olduklarında nahvu caizdir. Feyecüzü caizdir. Nahvu kaimen lem yezel zeydun diyebilir misin? Diyebilirsin. Çünkü lem ile len bundan istisnadır. Değerli izleyenler bu nefi istisnadır. Evet. Böylece nakıs fiillerin birinci kısmı olan mukarebe manasında olmayanlar yani kâne ve kardeşlerini beş fiili kâne, sâra, mâzele, mâdâme, leyseyi İki derste bitirmiş olduk değerli izleyenler. Kane'de dört manayı, Sahra'da ne zaman tam fiil manasında olduğunu, vasale manasında olduğunu gördük. Mezali'ye benzeyen beş fiili gördük ve manın onu naks fiil yaptığını, tam fiil olduğu zamanlarda manın başında olmadığını söyledik. Medame'nin başındaki manın olumsuzluk etatı değil cümlede mefhulün fiil yapan may masaleye tevkili olduğunu söyledik. Medame'yi de böylece yapmış olduk. Leyse ile ilgili de bir takım bilgiler verdik. nefi edatı olduğu yerlerde de var. Kendisinden sonra illa geldiğine vesaire dedik. Böylece nakıs fiillerin bu kısmını bitirmiş olduk. Şimdi geldik ikinci kısmı olan KD ve benzerlerine değerli izleyenler. İnşallah bir sonraki dersimizde de 45. dersimizi böyle bitirdikten sonra 45. dersimizi böyle bitirdikten sonra inşallah bir sonraki dersimizde buraları da tamamlamış olacağız. Değerli izleyenler İnşallah bir sonraki dersimizde 45. dersimizde görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.